hocam, tümörler dedik az önceki hastamızın bahsettiği konu. İyi huylu tümörler, kötü huylu tümörler. Nedir tümör? Tümör Latince bir kelime, şişlik demek, kitle demek esasında. İyi huylu, kötü huylu, yani tümör kanserle paralel kullanılan bir kelime oldu son dönemde, yoksa bir şişlik demek. İyi huyluları vücudun etrafına, yani olduğu yerde büyüyebilir ama vücuda dağılmaz, sıçrama yapmamasıdır temel kriter. Kötü huylu tümör ya da eşittir kanser dediğimiz şey ise oluştuğu yerden hücreleri kopup başka yerlere, kel alaka yerlere, yani beyne, akciğere, karaciğere, o kan damarı nereye gidiyor ise o tarafa sıçrayıp gidip yapıştığı yerde tekrar üremiş olmasıdır asıl tehlikeli olan. Ve maalesef ölümlere de böyle neden olur. Yani örneğin memede bir tümör gelişti. Memenin kan damarlarını düşünün, böyle içerisine. Tümör de damar, böyle bir hortum gibi düşünürseniz, tümör hücresi ilerliyor, ilerliyor. Bu damarı da yiyor. Bunun içine düştükçe buradan nereye gidiyor ise o damar, hangi paralel metro ağ gibi sahaya gidiyorsa oraya gidip ekiliyor. Yapıştığı yerde de tekrar yürüyor. Evet. Bu kemik olursa kemikte erimeye neden oluyor. İşte karaciğeri tamamen zapt edip gibi böyle ağır hasarlar meydana getirebiliyor. Sıçradığı yere zarar veriyor diyebilir miyim? Tabii tabii. Aynen. Ve orada o fonksiyon yapan hücreleri yok ediyor, kendisi yerleşiyor. Bu da karaciğer fonksiyonu olmayınca kişi ölür. Beyni yerleştirirse beyinde yerleştiği yere göre hasar verir. Maalesef tümörün böyle çok da yaygın yani. Evet, son zamanlarda çok duyduğumuz bir konu, meme tümörü. Evet. Meme tümörünün içerisinde boşantı silikonu yerleştirilmesi. Evet. Ve silikonla bir ömür boyu devam etmesi. Bu nasıl bir son zamanlarda gündemi oturdu hocam? Evet. Şimdi yapılan araştırmalara göre 8 kadından biri meme tümörü. Evet. Biraz teknik olacak ama BRCA1, BRCA2 diye iki çeşit bir gen tespit edildi. Bu genler kimi ailelerde de sekmeden gelen meme tümörleri vardır. Yani anneannesi, onun annesi, anne, teyzeler falan, yani kadın genlerinin tamamında genetik. Ama işte bunu şeyle tespit ediyoruz, o genlerle. Şimdi bu Amerika'da yürütülen bir çalışmaydı. Angelina Jolie bunu yaptırdı. Ondan sonra daha da popüler oldu bu konu. Memenin derisini bırakıp, meme şundan oluşur. Deri, deri altı yağ dokusu, içte meme dokusu, arkada da göğüs kafesi, kasları ve fasyası. Deri, deri altını bırakıp içerisindeki meme dokusunun tamamının çıkartılması, geriye kalan o deri bölümünün içerisine de aynı boyutlarda silikon yerleştirilmesi ile görünümün korunması. Çünkü meme de önemli bir görünüm sağlıyor kadında. Dolayısıyla şimdi Angelina Jolie'nin de anneannesi, annesi, teyzeleri falan hep meme tümörü. Bu genler de evet, kendi olacağı da kesin. Bu genleri de taşıdığı tespit edildi. Tümör olmadan meme dokusu temizlendi. Çok mantıklı bir iş. Çok nadiren, ben de bu konuda araştırma yapmıştım, %1-2 kaçırdığı oluyor. Yani tümörel şeyin, yani meme dokusunun kenarında kalır, bilmem ne falan filan. Ama tabii mühim bir çözüm olmuş oluyor. Böylece hasta yine bir ameliyat oluyor ama ileride göreceği bir ameliyat, bunun üzüntüsü, sıkıntısı, ne bileyim radyoterapi, kemoterapi ve ölüm riskinden tamamen kurtulmuş oluyor meme ile ilgili. Onun için giderek de yaygınlaşan evet, bir şey. Son zamanlarda çok yaygınlaştı. Tabii. Yani o da biliyorsunuz doğum yaptı, çocuk emzirdi falan filan bittikten sonra meme ile ilgili diyelim ki bu tür fonksiyonlar tamamdan sonra sadece görünsel açıdan kalmasını düşünüyorsa o zaman böyle bir çözüm mantıklı. Türkiye'de uygulanmasını sanacağım. Giderek de uygulanıyor, giderek de sayısı artıyor. Küçük kadınlarımız da çok okuyor. Evet. Bunlar da artık işte internet ortamında da çok paylaşılan şeyler ve giderek de yaygınlaşıyor. Peki Bülent Hocam, sağlık alanında gerçekten bilinçlendik mi? Ben son zamanlarda biraz bilinçli bir toplum haline geldim. Çünkü yaptığımız röportajlarda ben de onu hissediyorum. Değil mi? Evet. Ve çok mantıklı cevaplar, çok güzel sorular, kendilerini çok da güzel ifade edebilen kelimeler artık kullanılabiliyor. Yani artık sağlık noktasında Türkiye gerçekten istediği noktaya geldi mi sizce?
Türkiye bence zaten doktorlarıyla, sağlık kuruluşlarıyla falan çok yani dünyada adı geçen ülkelerden biri. Çok turist de geliyor bu durum. Turist de çözüm bulmaya çalışan insanlar diyelim. İnsanlarımız da gerçekten hem bilinçli, hatta bazen kantarın topuzu biraz kaçtığı da oluyor. İnternetten çok okuyup yani aşırı endişeyle gelen insanlar oluyor. Yani kendini hemen kanser sananlar oluyor falan böyle. Ama bizde bir de bu sağlık programları falan da çok popüler. Sabahtan yayınlananlar bilmem ne falan. İnsanlar işte yemek yaparken temizlik falan filan bunları izliyorlar. Evet. Ve bu bir bilgiye neden oldu gerçekten. Sahibi oldu. Bir birikim oldu. Mesela bana insanlar geliyor, kolonoskopi yaptırmak istiyorum diyor. Ya da gastroskopi ya da meme ultrasonu çektireceğim. 40 yaşında oldum, mamografi çektireceğim. Bunları eskiden ikna etmek için uğraşırdık insanları. Bak bu yapılması, kendi istiyor şimdi. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Güzel bir aşamadayız evet. O zaman şu anda. Ben tabii yaptığım röportajlarda da hocam şimdi gördüm. Bulunmuş olduğumuz hastanede çok sayıda yurt dışından hastalarınız da var. Doğru. Sizin ameliyat ettiğiniz hastalarınız da var. Evet. O safra kesesinde o kıl... Ha evet, midede. Midede bir Rapunzel sendromu, saç biriken ve hanım. Ve ilk defa böyle bir vakayla belki de karşı karşıya gelmiştik. Biz kendi adımıza evet. konuşalım ama hocam gerçekten çok farklı bir operasyondu. Doğru. Ve belki de 10 kişide 1 kişide görünen bir hastalık. Tabii çok daha nadir. Yani o bir psikolojik bir rahatsızlıktan dolayı saç çürütüyor. Saçta saç tırnak mide eritemez. Bu bir birikim oluyor, birikiyor, mide onu çeviriyor ve dediğimiz midenin şeklini alan devasa bir kitleye dönüşüyor. Tabii hastanemizde yurt dışından çok ciddi hasta geliyor. Saç ve tırnak, midede erimeyen evet. iki unsur. Unsurdur, aman doğru. Aman ona dikkat edelim, aman saç ya da... Çünkü var böyle hastalarımız. Mesela bir de ben duymuş hocam. Kir yiyen, toprak yiyen... Doğru. Bunlar da hastalıklar. Da evet. Yani bunlar da farklı hastalıklar. Yani bunun vücudumuza da zararı var. Demir eksikliğine neden olur. Bu Anadolu'da da çok bilinir. Yani böyle otururlar. Evet. Eskiden kireçte, kerpiçte falan yapılırdı ya evler. O, yani şeyin o masalı vardı yani. Cadının evini yiyor çocuklar çikolata gibi. Öyle topraktan yerler yani şeyi. Evet. Bilmediğimiz birçok şeyleri Bülent Hocam'dan öğreniyoruz. Evet hocam, bugün safra kesesi hastalıklarını konuştuk, tümörlerden bahsettik. Ufak ufak diğer hastalıklardan, rahatsızlıklardan bahsettik. Evet. Süreç biraz okul süreci. Okul sürecinde de mesela ailelerimizin biraz hassas olduğu bir süreç. Çocukların sünnet ettirmek isteyenler az önce sizinle bir sünnet. Doğru. Operasyonundan geldi, daha küçük bir bebeğimizdi. Ve bu da çok önemli bir konu. Ondan bahsederseniz evet, sonra programımızı toparlayalım hocam. Hay hay. Şimdi sünnet, giderek benim fark ettiğim sünnet yaşı erkene kaymaya evet. başladı. Az önceki bebeğimiz 2 aylıktı. 2 aylık. Bir yeni doğar doğmaz, bu da çok sorulan bir soru. Hemen doğar doğmaz yaptıralım mı? Bunlar da çok sayıda oluyor. Evet. Önce onu cevaplayayım. Benim şahsi fikrim, yani bu böyle yapılmış bir araştırma yok ama yeni doğduğunda anne karnında müthiş bir rahatın içerisinde yaşayan bebek dünyayla tanışıyor. İşte oksijen alması bilmem ne falan ve bazı terslikler olabilir. Yeni doğan sarılığı olur, ne bileyim bir enfeksiyon olur bilmem ne falan. Benim tercihim şu, yani 40'ı geçmeden ama o bir hafta 10 günü atlattıktan sonra. Çünkü bir şey oluyor, belki anne sütü sarılığı olacak, ay sünnet yaptırdık ondan mı oldu acaba ya bu sefer insanlar, yani keşke yaptırmasın. Oluşmaması için. Bebeğin dünyaya adaptasyonu, çevreye adaptasyonu biraz böyle ele avuca gelir evet. haldeyken yapılabilir. İlla çok erken yaptırmak isteyenler için. İdeali bence 2 yaşını buldurmadan, hani böyle çok kendini bilmeden gibi yapılabilir. Ama kimi aileler de düğün yapacağız, bilsin, biz de orada olalım falan diyor. Onların da tabii 6-7 yaş gibi yapmak daha mantıklı. Sünneti okulla ilişkili, biz okullar açılmadan bir ay önce çok yoğun oluyoruz evet. bu dönem içerisinde. Ha, yapalım, yapmayalım, anne babanın kararsızlığı falan derken son anda gelenler oluyor yoğun. Veyahut da okul kapandıktan sonra. Bir de sömestr tatili arasında da.
Çünkü teknikler falan da çok gelişti. Çeşitli sünnet yapma yöntemleri var. 3-4 gün içerisinde hemen hemen tama yakın iyileşir. Onun için sömestr aralığında da yapılabilir. Bir de biraz önce bahsettiğiniz gibi acil sünnetler var. Biraz önce yaptığımız bebek pipisinin ucu tamamen tıkanmış. İdrarını çok zorlukla yapabiliyor. Bu dönemde idrar yolu enfeksiyonu olur, böbreklerini bozabilir. Onun için onu hemen yapmak lazım. Dün görmüştüm zaten. Bugüne planladık ve operasyonu yaptık. Sünnette tarihin gördüğü en eski operasyondur. Yani çok binlerce yıllık mazisi vardır. Artık nasıl yapılıyordu o zamanlar ayrı bir şey ama şimdi çok daha gelişti. Ama dikkatli yapılması da önemlidir.